Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 2021 tayfanın rehberlik videosundayız ve kaçıncı haftadayız? 33. haftadayız. Yani son konunun haftasındayız. Hatta e, 34. hafta rehberlik videosunda çekebilirdik aslında ama e, bu hafta ikisini de birleştirelim Şimdi söyleyeceğim. Önümüzdeki haftada soru çözümü ile ilgili e, ne yapmanız gerektiğini bu videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Ama bu tabii ki son video değil. Yine e, rehberlik anlamında konuşmalarımız falan filan tabi ilerisinde gelecektir arkadaşlar. Evet bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta zaten erken yayınladım biliyorsunuz arkadaşlar çember analitiği yapacağız çember analitiği ne var ilgili ne var ne yok hepsini yayınladım arkadaşlar ee, sanırım sadece çarşamba ya da perşembe günü e, acil yayınlarının kitabının e, son çözümleri de karşınıza gelecektir yine erken bir şekilde gelecek arkadaşlar bu sefer önümüzdeki haftaya bırakmadım şimdi çember analitiği arkadaşlar öncelikle Hocam çok fazla bir konu anlatımı var. Çember analitiği çok böyle geniş bir konu mu? O kadar geniş bilgiye sahip olmalı mıyız gibi soruyu öncelikle söyleyeyim. Çember analitiği ile neler, nelerde karşılaşacaksınız? Ee, çember analitiğinde arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Çok fazla bir şey yok. Videoların içinde de söyledim. 6 tane video var. Konu anlatım videosu var arkadaşlar. 6 tane konu anlatım videosu var. Aslında o 6 tane konu anlatımı videosu içerisinde ya çoğu kitabın tek tek soru olarak geçtiği soruları biz daha geniş bir şekilde aldık. Yani ne var mesela orada? Çemberlerin birbirine göre durumu var mesela. İki soruyla da geçilebilir belki ama biz detayına kadar girdiğimiz için en ince detayına kadar girdiğimiz için oradaki her bölümü ayrı ayrı anlatmak istedik ve her bölümle ilgili her türlü soruyu görün istedik. Onun için ekstra bir formül var mı? Yok. Temel mantığını verdim zaten. Çember analitiğinde arkadaşlar iki şey bilmeniz gerekiyor. Hatta belki de 3 şey. Yani o nedir? Merkezi A virgül B olan. Merkezi A virgül B olan yarıçapı da R olan çember denklemi. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir. R kareyi bileceksiniz sadece. Başka ne bileceğiz hocam? Bundan sonra hep çember bilgisi ve analitik bilgisiyle karışıyor arkadaşlar. Yani sen hem çemberi hem de analitiği biliyorsan, bir de şu çember denklemini yazmayı biliyorsan ki hatırla doğru denklemi yazarken kendimize iki soru sorduk. Bir eğim 2 nokta. Burada da iki soru soracaksın. Bir merkez 2 yarıçap. Bu iki bilgiyi bulduktan sonra bütün her şeyi yapacaksın neredeyse. Bir de çemberin genel denklemi var arkadaşlar. Genel denkleminde de işte merkezin eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2. Yani a işte o denklemi x kare artı y kare e artı dx artı e artı f eşittir 0 şeklindeki ifade yani şu x eksi a'nın karesi ve y b'nin karesinin açık vaziyeti geldiğinde merkezinin eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2 olduğunu bilmeniz ve yarı çapında 1 bölü 2. Normalde formülcü değilim ama bunu da bilmenizi tavsiye ederek e, niye tavsiye ettiğimi de videoda söyledim arkadaşlar. X4 ve sadece ve sadece bilgiler bu. Çember aletinde bilmeniz gereken şu kadarcık bir bilgi var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Şu kadarcık bilgiyle o 6 videoyu anlayacaksınız zaten. Ha soru çeşidi çok fazla. İşte çemberlerin birbirine göre durumu, bir nokta ile bir çemberin durumu, bir doğruyla bir çemberin durumu gibi durumları biz ekstradan göz önünde bulundurduğumuz için arkadaşlar hep ne yaptık? Orada ezber bir şey vermedik. Konunun mantığını verdik. Yani işte şöyle olduğunda hemen şekli çizin. Basit bir şekilde şekli çizin. Soruya çok da rahat bir şekilde bakabilirsiniz güzel bir şekilde yapabilirsiniz bilgilerini verdik arkadaşlar o yüzden size tavsiyem sakın ama sakın bu şeyden korkmayın arkadaşlar ya yani neyden korkmayın arkadaşlar bu çember analitiğinden sakın ama sakın korkmayın hem çemberi hem de analitiği biliyorsan rahat bir şekilde halledersin Evet şimdi ne yapıyoruz Salı Çarşamba günü geometri günüydü. Ee, salı günü gecesi yayınlıyorum bu videoyu arkadaşlar Eee çekemedim pazartesi ve salı bu videolardan dolayı. Neyse siz çar çarşamba başlıyordunuz zaten. Çarşamba günü ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çarşamba günü ayın kaçındayız bu arada? Bu arada ayın 17'sindeyiz değil mi arkadaşlar? Evet programı da erken bitiriyoruz galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım. Bir dakika. Evet ayın 17'sinde. Çarşamba günü ayın 17'si. Program erken bitecek. Yani programı ben burada bitirin diye bakıyordum ama şurada bitecek arkadaşlar. Çok da güzel bir şey oldu galiba. Evet. Bu arada şunu neyse videonun sonunda söyleyeyim arkadaşlar unutmazsam inşallah. Evet çember analitiği arkadaşlar çember analitiği 6 tane videoyu birden burada izleyebilirsiniz. Ya da hiç kendinizi kasmayın bence. Ee, hem çarşamba hem de perşembe. Burada çarşamba günü 3 video konu anlatımında. Perşembe günü de 3 video şeklinde izleyin arkadaşlar. Sonra ee, ne yapacaksınız? Geometrinin ilacında 5 tane test var yanlış hatırlamıyorsam. 5 ya da 6 test olması lazım. Geometrinin ilacı cumart Cuma ve Cumartesi çözebilirsiniz arkadaşlar. Cuma ne Cuma günü Geo ilacı. Cumartesi de yine Geo ilacı olsun arkadaşlar. Geo ilacı olsun. Ondan sonra Pazar günü ne yapacaksınız? Pazar günü e, bu Pazar ve önümüzdeki haftada yine acil geometri çözeceksiniz arkadaşlar. E, yani önümüzdeki haftanın şeyi de. Onu da şöyle yapalım. E, kaç tane test vardı? 7 tane test vardı galiba. Evet. Hem şeyde 7 tane test var. 7 ya da 8. Hem fasikülde 7 hem de e, neydi? 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 Geometri. Ay. Acil kitabında 7 tane test vardı arkadaşlar. Siz e, 7 ya da 8 olması lazım. 3 günde bence şunu bitirin arkadaşlar. 3 günde. 3 günde. Pazar. Pazartesi ve salı. Neyi bitirin? Fasikülü bitirin bence. Fasikül. Fasikül fasikül. Salı gününe kadar fasikülü bitirin. Sonra e, 24'ü, 25, 26, 27'si, 28'i, öbür pazar gününe kadar da neyi bitireceksiniz arkadaşlar? Acil GEO'yu bitireceksiniz. Acil, acil, acil. O 4 günde de bitirebilirsiniz aslında. 7 tane test var ama aslında 2 günde bile bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ama sanki testlerde sorular biraz fazla. 17-18 tane falan gibi arkadaşlar. Hani tam 7 testlik değil. Aslında testle vursak belki de ee, fazlalık da var orada. Aslında 8 tane ya da 9 tane test varmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. 4 günde de bunu bitirebilirsiniz. Evet 3 günde fasikülü bitirin bence. 3 günde fasikülü bitirin. 4 günde de acil geometriyi bitirin. Diğer pazar günde dinlenirsiniz. Yani bu hafta Konu anlatımına başlıyorsunuz. Çarşamba günü 3 tane video, e, perşembe de 3 video. Geometrinin ilacını 2 güne şeye koyun arkadaşlar. Fasikülü 3 güne koyun. Acil geometriyi de 4 güne koyun ve böylelikle geometriyle ilgili ne varsa, Allah ne verdiyse bitirmiş olun arkadaşlar. Evet. Valla e, arkadaşlar Buraya kadar gelebildiniz. Helal olsun. Yani yaptıysanız bu işi buraya kadar yaptıysanız harika gidiyorsunuz. Ve şu an için gerçekten ama gerçekten büyük ihtimalle fazla bir aksilik yaşamadınız. Yasamazsanız sınavlarda deneme sınavlarında falan. Ee, yani 8, 9, 10 civarı arasında aksiliklerle 8'e düşebilir bence arkadaşlar. Ee, geometride çok iyi yol kat ettiniz. Yani şey yapmadıysanız bile 8 net'e daha gelmediyseniz bile hiç önemli değil arkadaşlar. Şu an belki 4 ya da 5 nette olabilirsiniz. Arkadaşlar bundan sonrasında da rahat durmayacağız. Bundan sonrasında da bak daha önce ne dedim ben size? Şeyi alın çözün dedim. Neyi alın çözün dedim? Ee, bu ilaç denemelerini ve e, rejenerasyon denemelerini alın çözün dedim. Orada zaten kendinizi geliştireceksiniz. Daha dur şeyin zamanı gelecek. Geometri e, denemelerinin zamanı gelecek arkadaşlar. Sadece geometri deneme zamanı. Onu da bir videoyla ile ilerleyen zamanlarda zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Şu an e, de, normal matematik geometri karışık şey yapıyorsunuz arkadaşlar. E, sanırım bu ay içerisinde de onun videosunu da çekerim. Ona da başlamanın zamanı gelecek arkadaşlar. Onu da yapmak zorundasınız. E, ondan sonra zaten sizi kimse tutamayacak. 4 ya da 5 nettesiniz. Hiç önemli değil. Sizler buradaki sınavlardaki deneme sınavlarındaki yaptığınız soruların çözümlerine bakaraktan ya da baktığınız yapamadığınız soru var. Yapamadığınız soruların çözümlerini araştırırken oradaki konularda zaten şey yapacaksınız. Zaman olarak sıkıntısız bir zamandayız. Ya Şubat'ın sonundayız. Daha Şubat'ın ortasındayız hatta. E Mart var, Nisan var, Mayıs var, Haziran var. Değil mi? 4 ayımız var da. Bu 4 ayda çok da rahat bir şekilde bütün şeylerimizi bitirebiliriz. Belki geriden gelenler var. Belki beni şu an izlediğinde hocam bir ay kaldı ya. Bir ayda da bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir arkadaşım. Hiç merak etme. Sen buraya kadar konu anlatımını hallettin. Diğer arkadaşlarından daha az bir şekilde deneme çözerekten biraz şey olacak ama riskli olacak ama aslında riskli değil. Sen konu anlatımında geometri de eksik bir şeyin yoksa hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsın. Şimdi... Peki zamanlaması şu an zamanda olan arkadaşlar biraz daha avantajlıymış gibi gözüküyor. Yani unutmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Yani denemelerle şunlarla bunlarla halledeceksiniz zaten arkadaşlar. Evet şunu da söyleyeyim. Ee, söylemeden önce şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar süpersiniz harikasınız. Harika gidiyorsunuz. Ve bundan sonrasında da denemelerle kendinizi çok iyi bir konuma getireceksiniz. Bu bir. İkincisi. Arkadaşlar e, sanırım şeylere ulaşamayanlar da varmış. İşte benden e, baktığım kadar gördüğüm kadar yorumlarda şunu da gördüm. Ve yine başıma bir bela aldım. Yine dayanamıyorum. Siz ne istiyorsanız onu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de e, benden şey istemişsiniz. Hocam trigonometriyi tekrar faskülden anlatacak mısınız diye bir şeyler vardı. Geçenkinde bir tane yoruma cevap verdim. Evet anlatacağım dedim. Gaza geldim şöyle bir. Yine anlatacağım arkadaşlar. Bu sefer yeni sistemimle yine onu anlatacağım. Haberiniz olsun. Yani e, onun için bir program dahil etmeme gerek yok. Sizler matematiğin içerisine koymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Matematikte ne zamansa oradan yine bakabilirsiniz. Fasikül üzerinden devam edeceğiz yine. O fasikülde yine e, çok hoş sorular vardı arkadaşlar. Gerçekten zor mu? Değil. Orta seviye ve bir... Orta seviye diyebiliriz arkadaşlar. Orta seviyede fasikülleri zaten görmüşsün, gördünüz biliyorsunuz. O fasiküllerin derecesi. Çok da zor olmayan, yeni nesil soruları da içeren güzel kitaplardır arkadaşlar. Yine acil geometri trigonometri fasikülü üzerinden sizlere neyi anlatacağım? Fasi e, trigonometriyi anlatacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, harikasınız. Çok iyi bir yolda gidiyorsunuz. Ve zaman olarak da çok iyi bir zamanlamanız var arkadaşlar. E, bizler bir şeyler söylüyoruz ama... Siz bizim söylediğimizin dışında da şeyler ya ne bileyim farklı kaynaklardan soru çözmeler şunlar bunlar yaparsanız kendinize yaparsanız Tabii ki sizin açınızdan daha iyi olur arkadaşlar. Çoğu şeyi biz rehberliği yapıyoruz ama e, öğrenciler öğrenci milleti kendini daha iyi tanıyor bazen arkadaşlar. Yani belki size gösterdiğimi söylediğim şeyler bazı şeyler ağır gelebilir ya da az gelebilir arkadaşlar. Ya o dengeyi sizin kurmanız lazım bazı şeylerde. Biz sadece... Bunları 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 yapsanız iyi olur dedik. E, Geometriye bu zamana kadar genel arkadaşlar bitirdik. Burada bitirdiysek bence zamanlama olarak mükemmel bir zamanda bitirdik. Matematikte de büyük ihtimalle TYT'li bitmiş olması lazım. Yine zamanlama olarak güzel bir anda bitirdiğiniz arkadaşlar. E, artık AYT matematiğine biraz yoğunlaşmanız lazım. E, okullarda da zaten e, ikinci dönemde şey yapılacak arkadaşlar. E, i̇kinci dönemde zaten başlıyor. E, hem okul hem de şey anlamında dershane anlamında ya da YouTube anlamında e, şeyi halledin. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani siz türev ve integrali bir yerde görmediğiniz sürece sadece ve sadece video ile izlediğiniz zaman bence sıkıntı yaşayabilirsiniz. Genel itibariyle ilk etapta çok detaylı bir şekilde okulda görmeniz ya da dershanede ya da e, şeyde herhangi bir şekilde görmeniz ondan sonra eksik parçaları videolarda Oluşturmanız daha mantıklı gibi oluyor arkadaşlar. Ee, o yüzden hani ben oturayım, türev çalışayım falan filan diyen arkadaşlar, yani şu videolarda e, biraz zorlanabilirsiniz. Tabi bazı arkadaşlarınız da alıştı, yapabiliyoruz hocam diyenler diyenlerde e, videolardan da devam edebilir. O ayrı bir konu. Türev integral anlatmıyorum tabii ki de. Ya yani önemli konular olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Hani okuldaki derslerinize de, dershanedeki derslerinize de önem vermeniz için bunu söylüyorum zaten. Ee, o yüzden lütfen ama lütfen bu söylediklerimize de dikkat edin. Bunlar sizin iyiliğiniz için söylenen şeyler arkadaşlar. Ee, benim rehberlik anlamında yani 2021 tayfanın rehberliği anlamında ders anlamında size söyleyeceğim ee, son şeyler bunlar tabii ki. Ee, ama dediğim gibi. Yine aralarda e, açarız. Arkadaşlar şunun zamanı geldi. Şöyle yapmanız lazım. Bunun zamanı geldi. Böyle yapmanız lazım gibi videolarda yine çekip sizleri yönlendirebiliriz. Sizleri bilgilendirebiliriz sevgili gençler. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar gençler. Valla e, çok iyi bir şekilde sabırla geldiniz buralara kadar. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ve geometride de büyük ihtimalle bu videoları izleyip bu sona kadar gelen son videoya kadar gelen arkadaşlar... Ve dediklerimizi yapan arkadaşlar şu an e, dediğim gibi çok iyi yerlerde olacak arkadaşlar. E, ve çok güzel yorumlar da alacağız inşallah. Tabi sınav daha sonra arkadaşlar. E, sınavdan önce de atanlar da var da olsun. Sınav daha sonra e, oradaki güzel yorumlar bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel yorumlarla karşılaştık geçen sene. İnşallah o güzel yorumları da yine sizlerden de duyacağız arkadaşlar. Valla emek veren, çok emek veren ve çok çalışan bütün arkadaşların full çıkarması dileğiyle hak eden hak ettiği yere gelmesi dileğiyle diyoruz. Ve bu videoların rehberlik videolarının yani seri bir şekilde devam eden rehberlik videolarının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.